Merhaba arkadaşlar, bu videoda fotoğraflarınıza hareket efekti vererek videoya dönüştüren yapay zeka aracını size göstereceğim. Hızlıca e, bakalım. Google'a geldim. Runway ML yazdım buraya. İlk çıkan site runwayml.com. Buna giriyorum. E, sağ üstten ya da e, Try Runway for Free diyor. Buraya da tıklayabilirsiniz. Tıkladım. Eğer e, üyeliğiniz yoksa buraya mail adresinizi yazıp sizden istenilen bazı bilgiler var. Onları da girerek bir e, hesap oluşturabilirsiniz. Ben daha önceden bir hesap açtığım için direkt e, login olacağım. Buraya tıkladım. Burada ben e-postamı e ve şifremi girip içeriye geçeceğim. Giriş yaptıktan sonra sizi böyle bir e, ekran karşılayacak arkadaşlar. Tabi burada sadece... E, Resimden videoya dönüştürme yapmıyor. resimde resimde üretebiliyorsunuz, fotoğraf da üretebiliyorsunuz. Fakat bu videoda sadece fotoğraflarınıza hareket efekti vererek videoyu nasıl dönüştürebilirsiniz, bunu göstereceğim. Sol tarafa geldim. Burada videolar bölümü var. Bir altında da video oluştur bölümü var. Generate videos diye buna tıkladım. Burada videodan video dönüştürülebiliyor. Ya da text image yani e, metinden ve resimden e, video dönüştürme yapabiliyor buraya tıkladım ben e, görselden direkt olarak e, videoya dönüştürme yapacağım İsterseniz burada e, yazı alanına istediğiniz bir şeyleri girerek de burada video oluşturabiliyorsunuz bir e, yazı yazarak işte e, bir şelalede akan sular işte çevresini yazabilirsiniz e, ayrıntıları vesaire gibi Image kısmına geldim tekrardan buraya. Şimdi ben buraya e, ilk olarak bir tane dışarıdan görsel sürükleyeceğim. Şöyle bir e, şelale fotoğrafı yüklüyorum burada. Evet, fotoğrafımız yüklendi. Burada e, birkaç ayar yeri var. E, Tabi ücretsiz olarak 105 tane şu en üst sağda e, haklarınızı görebiliyorsunuz. Her bir oluşturma e, 5 kredi harcıyor bu arada. Buradan e, bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz hareket efektinin. Daha sonra e, kamera motion ayarı var. Tabi e, bunlarla çok fazla oynadığınız zaman bazen ortaya saçma sapan görüntüler de çıkabiliyor. O yüzden e, kamerayı tabi ki e, dışarıdaki çeken kamera gibi gözükecek. O da e, hareket ettirebiliyorsunuz bunları. Ben direkt şelaledeki akan suyu hareket ettirmek istiyorum. Burada sadece e, akan su bölümünü işaretleyeceğim. Motion brush geldim buraya tıkladım. Tekrardan gösterelim. Şurada beta yazıyor. Tıkladım. Tamam dedik. Buraya tıkladım tekrardan. Şimdi burada size bir mouse ucu veriyor. Bunu buradan büyütebiliyorsunuz. Yani fırçanızı büyüttüm. Ben sadece suyun mesela şuradan aşağı doğru akmasını isteyeceğim. Böyle şuraları seçtim. Bazen iyi çalışmayabiliyor. Bazen güzel çalışıyor. Bunu ayarladım. Şimdi vertical olarak yani dikey olarak bu suyu hareket ettireceğim için... ...buradan bunun ayarını yapacağım. Sola doğru birazcık şöyle 2.5-3.5 buçuk, buçuk ayarladım. Daha sonra diğer taraflara dokunmayacağım. Save diyorum bunu. Save ettikten sonra sağda generate diyor. Yani oluşturalım. Tekrardan tıkladım. Ve artık bu görselin, fotoğrafın istediğimiz bir bölümünü hareket ettirmek için... Bir emir verdik. Bu emirin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar video dönüştürme işini tamamladı. Şimdi burayı büyüterek bu videoyu oynatacağım. Şu an program açık olduğu için sanırım büyütmüyor. Şuradaki play butonuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi suyu yukarıdan aşağı doğru hareket ettirmiş olduk. Tabi şu anlık 4 saniye video oluşturabiliyorsunuz. Daha fazlasına şu an izin vermiyor. Sadece 4 saniyelik e, duran bir fotoğrafı hareket ettirebiliyorsunuz. Hareket efekti vererek. Benim orada e, vertical kısmı sola çekmemin sebebi yukarıdan aşağı olmasıydı. Sağa çekseydiniz su e, aşağıdan yukarı doğru hareket edecekti. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar bir fotoğraf daha ekleyelim. Şuna çarpıya basıyorum. Tekrardan buraya e, bir görsel daha ekleyeceğim ve bunun nasıl çalıştığını tam emin olamadım. Çünkü kuşlarda ben hareket efektini çok iyi sağlayamıyorum. Buraya geldi. Yine aynı şekilde motion brush kısmına girdim. Bazen hiç fırçayla oynamadan direkt kendi hareketine bırakırsanız belki daha iyi seçenek yapabiliyor. Hatta biz bunu şöyle yapalım. Hiç motion brush'ı ellemedim. Direkt generate edeceğim bunu. İstersek kamera motion'da biraz mesela az bir şey uzaklaşsın. Diyelim. İsterseniz sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz gibi. Tamam save dedik. Tekrardan generate diyorum. Böyle alta indim. Burada tekrardan bize e, oluşturma için bekletecek. Evet arkadaşlar bu fotoğrafın da e, video dönüştürme işlemi tamamlandı. Şu an bir play'e basıp bakacağım ne yapmış diye. Bakın kendine bıraktım. E, Bence gayet güzel hareketlendirmiş. Bunu aynı zamanda bir fırçayla yine Motion Brush'ı seçerek tekrardan yapabilirsiniz. Bunu indirmek istiyorsanız şurada video penceresinin içinde küçücük bir yer var. Burada Download derseniz bu videoyu indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Tekrar bu kuşu Motion Brush'a tıklayalım. Bu sefer de kuşu seçelim. Şuradan fırçamı büyütüyorum. Şöyle seçelim bu kuşu. bazen çok iyi sonuçlar çıkmıyor. Burada e, dikey kısmını çok oynamanıza gerek yok. Belki e, yatay olarak mesela çok az bir şey kafasını çevirmesini söyleyebiliriz gibi. Ev dedim. Tekrardan generate diyorum. Ve tekrardan da bu e, oluş bu görselin tekrardan oluşturulmasını bekliyorum. Bu videomuzun da e, dönüştürme işlemi, fotoğrafımızın da dönüştürme işlemi tamamlandı. Buna da bir bakalım. Bunu kendi elimizle işaretlemiştik. E, bu da fena değil ama sanki oradan bir şey geçiyor. Onun niye öyle bir şey olmuş? Tam çözemedim. Ama genel anlamda e, işte hareket efektiyle bir size e, video oluşturmuş oldu. Bunu da aynı şekilde buradan indirebiliyorsunuz. Bu arada ücretsiz olarak size e, kredi verdiğini söylemiştim. Bakın burada... 93 kredinin kaldığını gösteriyor. Biz bunu 105 ile başlamıştık yanılmıyorsam. Burada istediğiniz gibi fotoğrafları insan da olabilir. Hareketlendirebilirsiniz. Belki eski ölen kaybettiğiniz insanları da bu şekilde hareketlendirebilirsiniz arkadaşlar. görün Bunları dediğim gibi tekrardan indirebiliyorsunuz. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.